11 yaşında başladım güreşe. Ama bu da... E, ...daha öncesine dayanıyor. Yani 6-7 yaşlarına dayanıyor... ...bu güreş hevesi. Yani hayatım boyunca tek olmak istediğim... ...tek yapmak istediğim... E, ...meslek güreşti. E, hani başka bir şey düşünmemiştim. Çünkü 6-7 yaşlarından itibaren... E, ...güreş sporuyla... ...ilgilenmek istemişim. Çünkü... E, o yaşlarda hatırlıyorum devamlı böyle güreş yaptırırlardı bana. Hani İç Anadolu'da şöyle bir şey vardır. Biraz iriysen yaşındana göre pehlivansın. Hani <laughs> göbek adam bir nevi pehlivandır yani. Ee, o yüzden o yaşlarda işte heves edindim. Ee, iki üç kişiye karşı yalnız güreştirdilerdi beni. Ee, öyle bir yetenek vardı. Onu ilkokul hocalarım da farkına vardılar zaten. Onlar da çok e, destek oldular. Çünkü köy okulu olduğu için devamlı hocalar değişiyordu öğretmenler. Her gelen onu ben de öyle bir yetenek olduğunu farkına varmıştı. Sağ olsunlar onların da çok desteği oldu. Tabii kendim çok istedim. Ee, hani oturup ağladığım zamanlar da oldu güreşe başlamak için. Anneme, bunu söylediğimde. Tabii güreş eğitim seçmelerinin olduğunu öğrendik 2005 pardon 2000 yılında yani 5. sınıf bittikten sonra Hani devletin açmış olduğu güreş eğitim merkezleri vardı. Türkiye'nin 25-26 yerinde o zaman. Şu an daha da fazla olabilir. Tabii bizim benim için bulunmaz bir nimetti. Buraya girip burada güreşe başlamam ve güreşi devam ettirmem. Ve bu seçmelere katılarak binlerce çocuğun arasından seçilerek bir nevi... Hani o güreş eğitim merkezlerde kötü bir sporcu almıyorlar en yeteneklisini bulmaya çalışıyorlar. O yüzden binlerce çocuğun arasında seçme yapılarak anlıyor. Allah aşkına bizde de o yetenek varmış ve oraya girerek hani ailemden ayrıldım. Orada 30 kişilik özel bir yurt. Bir nevi devri dayım var böyle ilk ortaokul birinci sınıftan alıyorlar lise 3'ten. işte lise 3'ten ayrılıyorlar. Eğer iyi güreşçi olursan o arada kulüpler seni istiyor ve sonra yine kulüplerde ücretli bir şekilde, maaşlı bir şekilde devam ediyorsun ve Avrupa Dünya Şampiyonlarına katılıyorsun. Türkiye şampiyon olarak. Ben de Allah'a şükür o güreşe başladım ve 5 yıl boyunca Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde devam ettim. Çocukluğumu tam anlamıyla yaşayamadım. Ee, tabii köyde 10 yaşına kadar köyde büyüdük. Ee, tabii köy işleri de biraz çoktu. Hani o zaman da tam yaşayamamıştık ama güreşe başladıktan sonra tabii ki hemen hem okul, okuldan çıkıyorsun antrenman, ...antrenmandan sonra işte... ...yemek oluyor, akşam etütler oluyor... Gibi ...bir nevi hep böyle geçiyordu zamanımız... ...bir hayat mücadelesine... ...erken atıldık gibi bir şeydi... ...ya yani iyi ki de... ...öyle olmuş... ...hani çocukluğumu yaşasam... ...ne olacaktı... ...yani... ...belki bu başarılardan ben... ...yani mahrum kalacaktım diyeyim... İyi ki de... ...böyle olmuş diyorum yani... Şu an ne düşünüyorsam 11 yaşında da aynı düşüncelere sahiptim. Hep böyle başarılı olmak, güreşte şampiyon olmak hayalimdi. hani bunun içinde işte sosyal yaşantından olsun, işte ne bileyim arkadaş çevrenden olsun, aileden olsun her şeyden fedakarlık etmek gerekiyordu. Yani bunun da bilincindeydim. Sonuçta 11 yaşında evden ayrılmış, anne babasının yanından ayrılmış bir biriydik. Yani bir çocuktum. Ama artık büyük düşünmem gerektiğini de farkındaydım. O yüzden devletin bana sunmuş olduğu bu e, imkanı, yani bu güreş eğitim merkezini en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyordu. E, hani bir hayat mücadelesi geçti o yaşlarda. Ama sonunda kazanan kim oldu? Allah'a şükür hem ülkem oldu hem kendim oldum. Babama sorarsan <laughs> en iyi pehlivan o. E, hani bir profesyonellik yok ama işte eskiden böyle köy e, güreşleri, düğün güreşlerinde kimse e, yenemezmiş. Öyle anlatıyor tabi. <laughs> Bazen e, diyor işte Avrupa dünya şam, e, pardon işte beni kimse yenemez diyor mesela birileri soruyor böyle. İşte e, ne bileyim Yozgat'ta kimse yenemezdi Hatta Türkiye'de bile kimse yenemezdi beni diyor. Böyle misafir falan gelince. Sonradan da bana dönüyor şöyle diyor. ...biraz fazla mı salladık... <laughs> 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 diye kendisine sorarsak dediğim gibi... ...çok belli ama şöyle bir şey var... ...zaten bu eğer bu yetenek e, bende varsa... ...ve bu kadar başarıyı da şu ana kadar elde ettiysem... ...tabii ki bunun e, genetik... kendi de e, varmış ki... ...hani kullanılmayan gen diyorum ben buna... ...kullanılmayan gene biz... E, e, ...ben şu an kullanıyorum... ...belki babam da yapsaymış... ...hani dedem de yapsaymış bu işi... ...onlar da başarabilirmiş diye düşünüyorum. <laughs>